efendim. Alo, hocam iyi günler. Buyurun. Hocam ben Bitlis'ten arıyorum. Şu anda seni izliyorum. Böbrek hastayım ben. Böbreğimden taş var. İlaç hiç tesir etmiyor. Acaba nasıl bunu düşürebilirim? Çok geçmiş olsun Hayrettin Bey. Telefonumuzu kapatalım. Hocamız cevabını verecek. Dinleyin. İksir, aloe vera jel, huş forte, avokado forte, böbrek çayı, böbrek taşı çayı. Set. Kullansın, en ağır böbrek taşını dahi eritir ve düşürür. Geçen örnek vermiştim. Antalya'dan bir beyefendi 3 defa ameliyat olmuş. 6 ayda bir ceviz kadar büyür. Ürenin içerisindeki ürük oksalik asit oranı artarsa taş oluşur. Veya üren oranı fazla yükselirse taşa dönüşür. Bu da nasıl çözülecek? Vücuttaki bozulan dengeleri yeniden hormon dengelerini düzenlemekle olur. Diyelim ki sadece avokado kullandı. Böbrekteki taş düştü. Tekrar oluşabilir karaciğer ve böbrek tedavi edilmediği zaman. Bu nedenle iksir, aloe vera jel kullanmak gerekir. 6 hafta kullandığında isterse 4 santim, 5 santim böbrek taşı olsun problem değil. Erir. Mesela geçenlerde elimizde raporlar var. Evet. Norveç'te beyefendi böbrek taşından dolayı ameliyat olması gerekiyordu. Norveç'te yaşıyor. Buraya geldi ameliyat olmamak için. 53 gün sonra doktoruna gittiğinde böbrekte taş, kum hiçbir şey yok. Ameliyata gerek kalmadı. 53 gün sonra. Evet, Norveç'te yaşıyor. 53 gün yani o körü bitirdikten sonra doktoruna gitti. Hiçbir şey yok. Tamamen kolesterol, lipid, trigliserit gibi değerleri de normale döndü. Tansiyonu normale döndü. Böbrek taşından kurtuldu. Evet hocam, bir telefonumuz varmış. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi günler efendim. İyi günler, buyurun. Şu anda ben Başakşehir'den arıyorum da hocama bir sorum var. Buyurun. Şu anda benim böbrekte kist var. Ben daha önce birkaç seneden beri doktora gittim. Devam ediyor bu kist. Az önce de dikkatimi çekti. Bu arada ilaçla ilgili bir kist, su. O dikkatimi çekti evet. De. O açıdan aradım. Bana bu konu ne gibi bir tavsiyede bulunabilir ve yardımcı olabilir hocam? Evet. Böbrekteki kist için farklı bir ürün var. Nedir? Yoğurt otu forte. Yoğurt otu forte. Kist eritir. Huş forte böbrekteki taş, kum, iltihaba karşı böbrekleri temizler, arıtır. Dezenfekte edici özelliğe sahip. Yoğurt otu ise her türlü miyom, evet. Kist, nodül, yağ bezi, tümör eritir. Fakat aynı zamanda iksir ve aloe vera jel de birlikte kullanmak gerekir. Birlikte kullandığınız zaman problem değil. Kaç santim? Efendim? Kaç santim sizdeki kist? Kaç? Bir buçuk milim hocam. Şu an ben 3 sene önce 1,5 milimde. Şu anda valla böbreklerimden rahatsız, zaman rahatsız oluyorum. Ama herhalde çoktan beri düştüm. 3 sene önce 1,5 milimdi. Ondan sonra herhalde bir sene sonra da yani 1-2 sene önce 1,5 milim aynı şekilde devam ediyordu. Yani 2 yıldan beri de şey yaptırmadım ben, baktırmadım yaklaşık. 1,5 milimle bir şey olmadı. O bir ayda erir, o problem değil. Yani biz santimlere... Ama eritiyoruz. Şu anda büyük büyümedi de bilmiyorum yani. En son 2 sene önce 1,5... 3-4 santim olan kistleri dahi 3-4 ayda eritiyoruz. Sizinki 1,5 milim çok 1-2 hafta kullandığınızda erir, problem 1-2 değil. 1-2 hafta? Tabii. Yeterli olur mu? Tabii. Önemli değil, o problem değil. Ağır bir şey değil zaten. Evet hocam. Şükrü Bey geçmiş değil. Olsun efendim. Telefonunuzu kapatın, dinleyin hocamız tekrar konulara değinecek. Evet, yoğurt otu Avrupa'da 200 yıldır kansere karşı kullanılan bir bitki. En ağır kansere dahi kullanılır. Tam ama sadece yoğurt otu değil. Şimdi yoğurt otu diyoruz, vatandaş gidiyor hemen aktardan yoğurt otu alıyor. Yoğurt otunun da türleri var. Beyaz çiçekli, tırmanıcı yoğurt otu. Sarı çiçekli yoğurt otu. Burada çiçeğin resmi gördüğünüz şu sarı çiçekli yoğurt evet. Otu. Yoğurt otunun da türleri var. Sadece yoğurt otu da değil bunun içerisinde. Yoğurt otu zararlı var. Zararlı olanları da vardır değil mi hocam? Hayır. Şimdi şöyle hayır. Bu zararlı değil de yani etkisi az olan beyaz çiçekli sarı çiçekli daha etkili. Sarı çiçekli. Çeşit türler var yoğurt ama bunun içerisinde sadece yoğurt otu ekstraktı değil. Aynı sefa ekstraktı, civan perçemotu ekstraktı, ısırgan otu ekstraktı, sarı kantaron, at kuyruğu otu, alıç, zerdeçal, kara hindiba, ginkgo, ginseng, tulavrat otu. Tulavrat otu. Tulavrat otu. Bir de dövülmüş avrat otu var. Of
O ne hocam? Dövülmüş avrat otu. Vatandaş aktardan almış. Dövülmüş avrat otunun kökünü böyle mesela ağrıyan yerinize sürdüğünüz zaman kızartır. Kızaran yer sonra morarır. Çünkü oksalik asit içerir. Önce kızartır sonra morartır. Morardığı için de adı dövülmüş avrat otu denir. Dövülmüş avrat otu. Buna devam edelim hocam. Telefonumuz varmış, alalım. Alo.